GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğinizde öncelikle dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde dün hatırlarsanız dünkü video çalışmamızda aşırı satış bölgesinde olduğundan dolayı tepki alımlarına maruz kalabileceğini ifade etmiştik. Bunu da stokastik osilatör, RSI ve momentumla da desteklemiştik. Baktığımızda dolar endeksinde kısmen de olsa bir yukarı yönlü hareketlilik var. İndikatörlerce bu zaten görünmekte ama özellikle günlük grafiğe baktığımızda ise henüz daha yolun başındaymışız gibi bir görünüm söz konusu. Özellikle stokastik ve momentumdaki dönüşlere dikkat etmek gerekiyor. RSI'de de 30 seviyesinden dönüşler dikkatle takip edilmeli. Bugün Amerika'da açıklanacak önemli veriler söz konusu. Özellikle ADP tarım dışı istihdam değişikliği. Sonra saat 5'te fabrika siparişleri, en son saat 6'da Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasıyla birlikte dolar endeksine sert hareketler gözlemlenebiliriz. Eğer makroekonomik gelişmeler teknik göstergeleri desteklerse dolar endeksinde bugün yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ancak şu anda teknik olarak baktığımızda tamamen bu bir tepki alımı düşüncesidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü haftalık grafikte 79-20 seviyesine doğru geri çekilme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda da dikkat etmek gerekiyor. Dolar endeksinde çünkü tepki alımları devam edecek mi, etmeyecek mi gibi soruların cevabını makroekonomik veriler belirleyici olacaktır. Dolar endeksinden euro dolar paritesine geldiğimizde özellikle euro dolar paritesinin 150 günlük basit harekette ortalama altında hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. 1.37.11 olarak güncellediğimiz bu rakam her seferinde geçilemeyen bir direnç olarak karşımızda. Dün 1.37 seviyeleri, daha önceki gün 1.36.90'ları test eden euro dolar paritesi bir türlü bu ortalamanın üzerine çıkabilmiş değil. Bu da euro dolar paritesindeki negatif düşüncemizin devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda da 150 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Özellikle 1.40'lardan başlayan düşüşlerin 1.35'lerde sınırlanması sonrasında yaşanılan bu yükselişler 150 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe tepki alışları olarak değerlendirilecektir. Bu da yeniden başlayacak bir satış baskısı için önemli bir sinyal olabilir. Ama bu ifademizi güçlenebilmesi için 150 günlük hareketli ortalamanın altında hareketlerin devam etmesi gerektiğini unutmayalım. Yarın kritik toplantı olacaktır. Tarım dışı istihdam verisi ve Avrupa Merkez Bankası toplantısı aynı gün ve aynı zamana denk geliyor. Özellikle Başkan Draghi'nin açıklamaları euro dolar paritesindeki hareketlerde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu yüzden özellikle euro dolar paritesi yarını bekliyor olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki bugün de hareket etmeyecek mi? Muhakkak tabii ki edecektir. Amerika'dan saat 15.15'ten itibaren başlayacak olan veri akışı euro dolar paritesinde sert hareketlerin oluşumunu destekleyebilir. Genel anlamda özetlersek 150 günlük hareketli ortalama olan 1.37.11'in altında negatif baskı devam etmektedir. Sterlin dolar paritesine geçecek olsak euro dolardan tam tersine konuşacağız. Çünkü sterlin dolar paritesi bugün İngiltere'den gelen PMI rakamı ile birlikte yükselişlerini sürdürdü. Yaklaşık son 6 yılın zirve noktasına geldi. Özellikle bu hafta haftanın ilk işlem günü ayın kapanışını da gerçekleştirdi. 1.7050'nin üzerinde aylık kapanış yaptı ve bu tutum aslında sterlin dolar paritesi için uzun vadeli olarak ayı piyasasını düşünenler için üzücü, boğa piyasasını düşünenler için sevindirici bir gelişmeydi. İngiltere'den gelen PMI rakamlarının olumlu sonuçlanması mevcut sterlin dolar paritesinin yukarı yönlü çıkışını destekledi. Zaten orta vadeli olarak 89 günlük üstel hareketli ortalama da çok önemli bir destek noktasıydı ki bu çıkışını da önemli bir ölçüde desteklemiş oldu. RSI indikatörüne baktığımızda çok önemli yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi ve bu çıkışlar şu anda RSI indikatöründe aşırı bölgeye gelmemize neden oldu. Ancak bu bizim tepki satışı gerçekleştirecek mi
sorusunu da sormamıza neden oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus, özellikle burada aşırı bölgede doygunluk olup olmadığını, gelecek olan makroekonomik verilerin sonuçlarına ve RSI'da backtest çalışmalarıyla görebiliriz. Özellikle RSI'da backtest çalışmalarına baktığımızda günlük grafikte RSI'nin 83 seviyelerini test ettiğini görebiliyoruz. Bu yüzden de şu anda yaklaşık 74 seviyesine yakın hareketlerini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Bu yüzden de 83 seviyelerine kadar bir hareket görebiliriz ki zaten burada trend yönlü hareketleri de desteklemekte. Bu yüzden de tepki satışlarını yer almak için acele etmemek gerekiyor. Olası düşüşlerde pivot noktalarının altına gerileyip gerilememesi buna göre stratejiler belirlenebilir. Ancak şu anda baktığımız üzere yukarı yönlü hareketler devam etmektedir. Gün içerisinde 71.35 ve 70.95 destek noktaları önemli. Bu destek noktaları üzerinde yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir. İlaveten Fibonacci Expansion rakamına baktığımız üzere de sterlin dolar paritesinde dikkat etmemiz gereken bölge 1.7175'tir. Özellikle bu bölgenin üstüne çıkması durumunda yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir. Çünkü kanal içi hareketlere baktığımızda 1.75'lere doğru potansiyel bir hareket imkanı söz konusu. Ama bu seviye öncesinde ilk hedefimiz 1.7315 gibi görünüm söz konusu. Ama 1.7175'in üzerinde kalması durumunda. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Dolar yene baktığımızda 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında hareketlerini sürdürse de 101.20 destek noktası üzerinde de kalmayı sürdürüyor. Kritik bölgenin üzerinde hareketlerini sürdürdüğü müddetçe yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Ancak bu düşüncenin güçlenebilmesi için 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkması önemli. Bu da 101.70 seviyesinden geçmektedir şu anki 200 günlük hareketli ortalama. Bu yüzden de 200 günlük hareketli ortalama ve 101.20 arasında bir bant var. Yani özetle 101.70 ile 101.20 arasında bir bant söz konusu. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım diyebiliriz. Yurt içine geldiğimizde dolar Türk lirasında özellikle dünkü çıkışların bugün de devam etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. 2.1318'ler gün içerisinde test edildi ve şu anda da 2.1260'larda hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda dünün dip noktası 2.1160 desteği üzerinde yukarı yönlü hareketler devam etmesi beklenilmektedir. Ham petrol fiyatlarına baktığımızda 105.10 çevresinde hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Daha önce 106.20 seviyesinin önemini vurgulamıştık. 106.20 seviyesi geçiremediği için satış baskısına maruz kalmış, RSI de bunu desteklemişti. Dün 105.10 üzerinde kalma isteği oluşsa da 106.20 direncini geçemediği için aşağı yönlü baskılar etkisini hissettirmektedir. Özellikle bu süreçten sonra 106.20 direnci dikkatle takip edileceği gibi RSI'de de 48.80 destek noktasına dikkat edelim. Eğer 48.80 destek noktası kırılırsa satıcılı seyir bir müddet daha devam etmek isteyebilir. Bu da kanalın alt noktasına doğru yeni bir potansiyel hareketi de destekleyebilir. Bu yüzden 48.80 RSI'da günün kalanında dikkatli takip edilmesi gereken bir seviyedir. Genel görünüm ise 106.20 geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimali de güçlüdür diyebiliriz. Kıymetli madenlerden altın ve gümüşe geçecek olursak altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketliliğin olduğunu ifade edebiliriz. Daha önce 1240'lardan destek almıştı. Sonra 1295'lerden destek almıştı. Son olarak da 1306'lardan almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirdiğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde 1327.50'lere kadar yükseldi. Bu hafta 1333'lere kadar yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle 1333 bizim için çok önemli. Çünkü 1355'lere 1375'lere çıkacak mı sorusunun cevabını barındırdığımız bir yerdeyiz. 1333'ler geçilirse 1355'lere doğru bir potansiyel hareket görebiliriz. Özellikle 1355 test edilmesi durumunda ise yeniden karar verme aşamasına geçebilir. Altın fiyatı dikkat etmekte fayda var. Bugünden başlayacak olan veri akışı yarın da devam edecektir. Özellikle yarın gerçekleşecek veriler
ve sonuçları altın ve gümüş gibi kıymetli madenler üzerine sert hareketler gözlemlenebilir. Şu anda kısa vadeli yükselişler ve orta vadeli satıcılar arasında, yani kısa vadeli alıcılarla orta vadeli satıcılar arasında kıyasıya bir mücadele söz konusu. Bu yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Yarınki tarım dışı istihdam ve ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarına. Bunlar çok önemli ve bu yüzden de altın ve gümüş gibi finansal varlıklarda sert hareketler görebiliriz. Eğer 1355 direnci geçilmezse orta vadeli satıcılar tekrar etkin rol alabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Kısa vadeye geçelim. Kısa vadede 1318 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 1333 seviyesi günün kalanında hedeflenmesi gereken bir seviye. 1333 geçilirse de 1342 ve 1355'ler hedeflenmek isteyebilir. Gümüşe geçecek olursak özellikle 20.70 civarından almış olduğu destekle yukarı yönlü çıkışlarını 21.20'ye kadar devam ettirdi. Yani 21.20 ile 20.72 arasında bir bant olduğunu görebiliyoruz. Günlük grafikte sıkışmalardan görebiliyoruz bu durumu. Ama genel görünümüz 20.72'nin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi şeklindeki düşüncemiz sürmektedir. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentilerimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.